ya Ama Ceko'nun da artık burasına gelmiş olabilir. Önder evet, haklı olur. mı yani hazırlar burada? Hazırlar yüzde yüz haklı. Niye? Bu, bu ikili için bir araya getirir? Cumhurbaşkanı bir araya getirir. Aziz Yıldırım aday olacak mı olmayacak mı? Bir satranç oyunu var, bir taht savaşı var. Belli ki Ali Koç aday. Az Yıldırım'ı da ringe çekmek istiyor. Az Yıldırım da benim duyduğum kadar inan aday. Ankara ile ilişkiyi sen bozdun demeye getiriyor. Ali Koç'a e, salvo yapıyor. Sen farkında değil misin bunlar? Üçü de aday dedim. Hatırlıyor musun? Doğru. Dördüncü bir aday da çıkabilir. Bak söylüyorum. Beşinci aday da çıkmalı. Sayın Ali Koç'un istediği gibi. Bu çelişki, dünya kadar çelişkileri var. Sezon başından, geçen sezondan, offside'ımızdan, bu ligi bitirtirmeyizden buralara gelindi. Bir gözlük hediye ettin, getirdin bizi aldın sağ ol. Gözlükle de çıktı diye arkadaşlar kusura bakmayın. Çünkü hakikaten Dilediğin zaman çıkarabilirsin ama ha. sana hakikaten çok eleştirebileyim mi sana? Ne kesene bin bereket. Pek hediye o, gibi. Olamazdı. gibi de olmadı ama neyse. El koyma denir buna. Evet biraz öyle. Öpme. Biraz öyle oldu. Hani nasıl federasyon başkanı çöktü koltuğa? Hop çöktü. Kalkmıyor. Aynen ben. Her koltuğa oturan çöküyor kalkmıyor. Çok soru işareti e, var. O kadar çok soru çok işareti var. Çok soru var. işareti var. Onlardan birine başlıyorum. Dolu dolu bak bugün mesela. Ceko'yu vedara alarak başlayacağım. Al Ceko. Ceko. Parto. Ceko derbiye 11'de başlamadı. Ne oluyor? Ben de bizim bu futbol piyasasının içinden İbrahim Yavuz var eski futbolcu. Benim de çok sevdiğim bir kardeşim. Ada burada yayınlara da geliyor. Seninle birlikte yayın da yapıyor. İbrahim'in kulakları derindir. Boş, ya Bosna'da da çok tanıdığı var. Benim de var tanıdığı. Memleketi, annem de memleketi aynı zamanda. Boşnak kendisi. Oradan bir şey duymuş. İbrahim onu anlatır. Ben e, haberciyim, gazeteciyim. Ben bu bilgiyi aldım kendisinden. Hiç kusura bakmasın. den sonra sen söyleyince sordum ben tekrar ona şöyle olmuş. Öğlen aslında haberi varmış. Evet. Ama hani bu da büyük haber şimdi. Daha doğrusu e, bu Gırdı. versen dert vermesen dert arkadaşı diyor. E, Bosna'daki bir arkadaşını Jack oynamayacağını söylüyor. Öğlen bunun altında ne var? Birbirleriyle yaşadığı İsmail Hoca ile bir tartışmam var? Yönetim mi? Aynı bilgi Ceko. Jack Ceko sosyal medyadaki Ceko'nun bir önceki Sivas maçındaki... Ortaya koyduğu performansla ilgili e, bir analiz çıkartılıp o analiz sonrasında yedek kulübesini oturtturmak mı var? Başka bir sebebim var. Beşiktaş takımına karşı ben sordum. Oynanacak, ben sordum. Tapsik mi belirlenmemiş bir taktik mi bilmiyorum. Ama ben sordum bu, sen de bilmiyorum aynı bilgi var muhtemelen. Ceko oynamak istememiş bugün. Ya işte ben o kadar girmek istemiyordum. Hı. Sen girdin Ceko'nun biraz sıkıntısı var. Net ne afra tafra yapıyor da diyebilir insanlar. Niye afro tafro yapıyor da deme hakkına sahipler tamam mı? Hoca bu. O ne karar veriyorsa ona saygı duyacaksın. Oyundan alma dakikalarında biz de eleştirdik. Ceko ne olursa olsun en son düşünüp de çık şunu çıkarayım diyeceğin en son adam. Yani Ceko her seferinde biz de İsmail Hoca'yı o konuda eleştirdik. Kusura bakmasın. Ama Ceko'nun da artık burasına gelmiş olabilir. Şimdi hafta içinde Elvir için bir açıklamasını okudum ben abi. Evet. Elvir Baliç e, çok yakın onlara. Biliyorsun bazen bak, konuşmalardan alıp onları detaylandırıp ...dillendirebilir de, Şey dedi e, bu hafta arasındaki açıklamasında. Araları iyi değilmiş. Aralar bozulmuş. Hocayla oyuncular arasında bir ifade kullandı mesela. O dikkatimi çekti. Perşembenin geleceği çarşambadan bellidir derler ya. Evet. Aynen öyle. Bunu biz aylar önce burada söylediğimizde civciv de sen de yok abi o kadar da olmaz burası Fenerbahçe filan diyordunuz. İsmail Kartal'ın hem bireysel olarak takımdaki oyuncu ve Teknik kadroyla yaşadığı süreç hem başkan hem Ben yani Senin dediğin takvim. parça parça dilgin sonuna doğru limana yanaşırken bu işi limana yanaştıramaz dediğimi mi hatırlıyorsunuz? Bilmiyorum. Sen bir de takvim koydun o takvime biraz itiraz ettim ben. Ya arkadaş tamam da hani bir de yükselmesi yükseldiği dönem olur ama sen orada şey dedin o gün. Krizi, mevzu krizi yönetme. Oralarda başarıyı da yönetemez. Sayın Ali Koç da başarıyı yönetemedi mesela. İsmail Kartal da başarıyı yönetemediler. <laughs> Aslında orada kriz patladı. Niye ben Zico örneğini verdim hatırlıyor musun? Zico yıllar önce geldiğinde battı takımla uyum sağlayamıyor. Çekti takımı komple Roberto Carloslar, Alexlar onlar bunlar dünya kadar adam. Dedi ki ya benim e, teknik taktik işlerini bilen abim. Ben de yani isim olarak Beyaz Pele'yim buradayım ama bu takımı hep birlikte sırtlayacağız. Hep birlikte götüreceğiz hepimiz birlikte kazanacağız günün sonunda diye bir görüşme yapmıştı oyuncularla. Ve oyuncular sonra rahatladılar. Ha dediler bize üstünlük sağlayıp bize babalık, ağalık, paşalık yapacak bir adam değil bu. Biz de birlikte abi gibi davranacak bir hoca. Böylelikle zaten başarı geldi. İlk sene şampiyonluk sonra çeyrek final. ikincilik ki şampiyon da oluyordu. Fenerbahçe tarihinde biliyorsun o e, çok uzun zamandır 16 yıldır Fenerbahçe şampiyonlar yine gitmiyor ya. Bir içerisinde de elendi zaten tam gidecekti gruplara katılacaktı ayrıldı gitti. O yüzden ben diyordum İsmail Kartal ya takıma diyecek ki Ceko'ya ya Bonici gel, Tadiş gel, Fred gel. Siz hani dü yani dünyanın en iyi takımlarında oynadınız. Ne olur hani birlikte yapalım kadroyu. Kimin nasıl oynayacağını, oyun içerisinde ben beni çıkart diyene kadar ben çıkartmayayım. Hani bunlar bir hocanın sormayacağı şeyler ama İsmail Kartal'ın soracağı şeyler kusura bakmasın. Bu durumları, bu krizleri toparlayamayıp limana yanaştırmasın çok zor olduğunu söylediğim için ben sonrasında o kadar da tepki aldığım için ben kendimi biliyorum. Yani söylediğimi biliyorum. Ne gördüğümü biliyorum. Kimi tanıdığımı biliyorum. Kimin nelerle yaşadığını biliyorum. Ankara Gücü'ndeki bazı şeyleri anlattım sana. Neredeki abi? Ankara Gücü'nün hocalarının yaptığı dönemde hem teknik kadrosuyla yaşadığı sıkıntıları hem oyuncularla hem de masörle yaşadığı sıkıntıyı anlattım. Ayrıca'nın böyle uyları var. Biraz durulmuştu biraz. Biraz daha sakinceydi ama hep ben 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 demeye başladı biliyorsun. Divan kurulu seçiminde kameraman arkadaşımız Bert Baran bu görüntüyü en net yakalayan Kameraman oldu. Emeğine sağlık. Güzel yakıştı sana da. Ve Yüksek Divan Konu Başkan Adayı Nihat Tokat daha önce bir açıklama yapmıştı. Ben divan başkanı olursam Aziz Yıldırım'la Ali Koç'un arasını düzelteceğim demişti. Aziz Yıldırım not etmiş. Şivan'da adamı yakaladı ve o görüntüyü izletiyorum. Abi, Ali Koçlap bak barışmam diyor özetle sen ne araya ne getiriyor. Değil, değil. ne abi olay Bak abiciğim. Herkes yerini konumunu kaybetmiş durumda herkes bir konum alıyor herkes bir yerde bir kendine e, koltuk alıyor ve o koltuğu kaybetmemek için başka başka tiyatrolar içinde onu bunu kötülüyor şunu bunu kötülüyor orada deri kalabilmek için Şimdi sen Nihat Bey tanıyor mu? Aziz Yıldırım'ı hiç tanımıyor. Yan yana bile gelmemişler. Ben tamam, bunun bir proje olmasında anormallik var mı? Neydi? Nihat babacığım ben YDK be başkanı olursam iddialı. Hayır. Ne, ne oldu? Sözceğim diyor. E bu ne demek? Bilim, madara olmak demek. Aziz Yıldırım madara etmedi mi onu? Ama Abdullah Çiğli'ye demez mesela. Haklı mı yani Aziz Yıldırım? Aziz Yıldırım yüzde yüz haklı. Niye? Çünkü abicim bak sen hangi konuda haklı şimdi? Hangi konuda haklı diyorsun? Sen benim adıma konuşamazsın. Benim adıma sözler veremezsin. Benim birlikte aynı duruma getiremezsin. Sen sen kimsin diyor ya. Ne aracı oluyorsun bana diyor yani. Anladın mı? Adamın de Nihat Bey'e beyat Bey Aydın. İşi küçültmek bu. Nihat Bey'in yaptığı. Ona bu ikiliyi kim bir araya getirir? Cumhurbaşkanı bir araya getirir. Ya da Abdullah Çiğılır gibi, Nihat Özdemir gibi, Fenerbahçe'nin büyükleri Mehmet Ali Aydınlar gibi bu adamlar bir araya getirirse getirir. Tek Allah bunun için ben birleştireceğim, barışacağım, divan adayıyım falan filan olmaz. Şimdi bu tarihçilemedin e, ne oldu şimdi? Peki bu talebi Aziz Yıldırım daha sakin karşılayamaz Karşılamaz yani. abi. Aziz Yıldırım da benim gibi. Karşılamaz. E niye sen şimdi bir tweet attın dedin ki. E, ya dedin bu ki. Bu başka. Ama abi ama dur sorayım oradan git abi. Açalım şimdi. Ama, bak, yok. Şimdi Fenerbahçe'de hiçbir yönetim kurulunda yer almamış. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün hiçbir branşında ıvır zıvır olmamış. Yani şeyin branşında derken. Yani e, böyle çok aman aman bir yerlerde olmayan bir ismin de bu işlerde aracılık yapmaya kalkması kendince ya iş iş güzellik yani. Affedersin kusura bakma. Anladın mı? Ben de senin aranı yapmak için eskilerden bir tanesi çıkıp gelir mesela. Olur derim. Kavga etsek. Anladın mı? Ama baba sen beni tanımıyorsun. O onu tanımıyor. Ne giriyorsun topa ya? Ama camia Fenerbahçe camiası öyle e, dağınık hale geldi ki aslında oradan da yürümek lazım. Sen açtın kapıyı. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde, bak ben bunca yıldır kulübün içindeyim. Diğer bir, birilerinin dediği gibi 3-5 yıldır, 10 yıldır, 20 yıldır falan değil. Ben çok çok uzun zamanda kulübün içindeyim. Antrenman sahasındayım. Derazındayım. Evet çocuk kulübedeyken ben derazındaydım. Futbolcular orada peştemalle dolaşırken ben orada foto muhabirdim. Fotoğraf çekiyordum. Daha ne derazı var ne bilmem ne az yıldırım vardır ne başkası var. Şimdi o günlerden bugünlere gelirken bir duruşu vardı. Bir Fenerbahçe isminin markasının bir değeri, bir gücü vardı. O kadar çok şey kaybetti ki Fenerbahçe'de senin dediğin gibi kavgalar, gürültüler ama bu toplara girecek isimler o isimler değil. O isimler değil. Vefa küçük olsa bunu söylese vefa diye bir şey denmez. Anlatabiliyor muyum? Ya konun mevzusu bu işlere girmeyeceksin. Aziz Bey'in de yaptığı davranış doğru ama şimdi iki tarafın arasındaki husumet bir türlü bitmiyor. Evet. Ama neticede kaybeden kim Fenerbahçe? Ben bunu eleştiriyorum. Yani iki bu sen o gün ben iki kulübün de A zaten biliyorsun Ağospor, Galatasaray A Spor Galatasaray'a yakın Artık Fenerbahçe'ye Ali Koç biliyorsun değil mi? TRT sizi seyrediyorum falan diyor ya. Ağspor zaten düşman diyor. Değil mi? Erden Timur da o O da taraftan TRT, diyor. O taraftan Aa, her konum alıyor netice itibariyle. Şimdi o, o, iki televizyonu izlerken bir tarafta da Galatasaray'ın başkanı Sayın Dursun Mehmet e toplantısı vardı. Bu tarafta da Fenerbahçe'de divan başkanlığı seçimleri var. Orada Dursun Özbek ne eleştirdi? Ben çok eleştirdim Dursun Başkanı. Ne dersen de İlk günden bugüne kadar adam orada başka bir şey konuşuyor. Başkan adayını açıklıyor, ar olan duruma özet geçiyor, arsalardan bahsediyor, adadan bahsediyor. Ar arazi aldık, floreyi sattık, aldık diyor. Oradaki e, türlü türlü operasyonlar oldu. Biz de biliyoruz. Devlet kıyak geçti açıkçası. Bir milyar lira diyor rahmetli Mustafa Cengiz verdi diyor. Onu övüyor. Ondan sonra daha öncesinde hele bak Cengiz Mustafa Cengiz Dursun Özbek için neler demişti hatırla. Elva şey dedi. Şey dedi. Atma döktüreceğim dedi. Köfteler Köfteler mi? Valla hatırlarsın. Hatırlar. ne oldu abi günün sonunda? Başkanları eleman gibi çağırıyorsun. Bütün başkanlar geliyor. Hop hazır kıta Galatasaray'da. Toplantısını izlerken bir baktım. Başkan hedeflerden, projelerden, bankalar birliğinden çıkmadan bahsediyor. Arazilerden bahsediyor. Ya her nasıl almışsa almış. Her nasıl yapmışsa yapmış. Doğrudur, eğridir, tartışılır ki eleştirdik. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yönetenleri eleştirdik. Ya bu kulübe A kulübüne sen kıyak yapıyorsun. B kulübüne yapmıyorsun. Ayıp denen bir şey var. O, o adalet dağıtmanız lazım. Derken bilmem ne. Fenerbahçe'ye bakıyorsun. Saadettin Saran aday adayı. Nerede durduğu belli değil. Kimle el sıkıştığı belli değil. Başkan Ali Koç ortalıkta yok. Aziz Yıldırım tekneyle geliyor. Tekneyle geliyor. Yani arabayla gelmiyor ki çok insanla görüşmesin diye. Oraya geçiyor. ...ona yakın çevre onun etrafında... ...öbürüne yakın etraf onun tarafında... hala bakar mısın? Ha bir millet birbiriyle... ...köşe kapmaca oynuyor. Galatasaray... ...arazilerden ondan bundan... ...inşaattan şundan bundan bahsediyor... ...başkanı Dursun Özbek. E bu tarafta bilmem ne. E, oradan... ...millet diyor ki bana... ...sana e, Ali Koç'ta mı böyle davranıyorsun? Hayır davranmasın. Ama bir orta yol bulsun. Ali Koç... ...Sayın Dursun Özbek'in yaptığı gibi... ...ikide bir... fikir değiştirmesin. Eyvallah. Ama... Ali Koç'un da fikir değiştirdiği yerler var. Kulüpler Birliği Başkanı'ndan istifa ettim. Hop geri döndüm. Olabilir. Onu Olabilir. böyle yapacağız. Geri döndüm. Fikir değişemez misin abi? Değiştirdi. Yanlışlar. 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 De değiştirdi. Yanlışlar da e, Dursun Ezbek de değiştirdi. Dursun Ezbek'in ki bir plandı. Bir cesur bir oyundu. E, ve çok iyi Günün sonunda Galatasaray Spor Kulübü'nün şampiyon olduğunda elde ettiği başarıyla birlikte kim konuşacak? Dursun Başkan diyecek. Kendimi bile rezil ettim. Yerlilerin sözümün sözümleri bir adam değil mi? Gibi davrandım. Kim öyle durdum. Ama ne oldu ben kazandım demeyecek mi abacım? Der. E der, der. E bunda da yapar abi. Bırak. Peki şimdi Radar Aziz Yıldırım almışken abi şimdi netleştirmek istiyorum sende. Aziz Yıldırım aday olacak mı olmayacak mı? Babacığım bu iki ismin Ali Koç ve Sayın Aziz Yıldırım'ın arasına sıkıştı bu camia. İki tane yaşayan başkan. Allah uzun ömür versin Ali abi'ye. O çıkamıyor artık. Ee, sağlık saat görüyoruz ama iki ismin içine, içine ikisine kilitlendi. Vaat edilen vaatler yerine gelmedi. O oldu bu oldu. 2018 yılına şöyle flash bel yapıp bakmak lazım. Daha şeyler açılmadan Sayın Ali Koç ne yaptı? Ceketini aldı çıktı gitti otobaktan değil mi? Gördü. Aziz Fotoğrafı. Aziz yani, aldı gitti. Tabii tabii. Yani zengin, en zengin Fenerbahçeli başkan Fenerbahçe başkanlık yapsın istedi Fenerbahçe camiası. En işi bilen değil, en akıllısı değil, en iş bitiricisi değil, en iyi futbolu ya da branşları bilen kulübü camiayı ayağa taşıyacak birlik ve beraberliği sağlayacak kişi olarak seçmediler. En zengin Fenerbahçeli olduğu için seçtiler. Ama vizyoner olması ha, gerekçesi. Ben davrananlar, yani. düşünenler de vardı. Ben çok bilmiyorum. vizyonerliği konusunda verdiği vaatlerden bir tanesini yerine getirdi mi? Sayın Ali Koç, Bir tane bana söylesin kimse. Hani başınızı öne eğdirmeyeceğiz. Bayrakları çıkartın artık falanlar filanlar. Yani şimdi Aziz Bey Ali, Ali Bey'in içine sıkıştı. Şimdi adaylar mı değiller mi? Belli değil. satranç oyunu var. Bir taht savaşı var. Belli ki Ali Koç aday. Tam Az Yıldırım'ı da ringe çekmek istiyor. Az Yıldırım da benim duyduğum kadar inan aday. Hele hele bu divan seçimi yapıldı. Desteklediği öne sürdüğü Sayın Şekil kazandı. Az Yıldırım da aday. Bu durumda aday adayı Saadettin Saran aday olamayacak o zaman. Değil mi? Teala diyor ki Saadettin Saran ben diyor Ali Koç aday olursa ben aday olmayacağım. O görüşte bitti. Saadet'in Saadettin Saran'ı bu duruma düşüren kim? Sayın Ali Koç. Aday adayı yaptı resmen. Ama bir saniye. Ali Koç'ta Saadettin Saran'a demiş. Ben demiş düşünmüyorum ama o hani asla asla dememeyi de öğrendim ifadesini de kendisine söylediğini söylüyor. Yani Ali Koç şunu garanti etmiyor. Ben kesinlikle seçimlere girmiyorum Saadettin Saran. Sen kesinlikle madem böyle düşünüyorsun. Hocam, Fener... dersin girebilirsin demiyor ki. Fenerbahçe'yi ayağa kaldıralım. Fenerbahçe'yi toparlayalım. Eski günlere döndürelim. Barışı, sevgiyi tesis edelim. Kim ne derse benim için desin. Misal dursunuz bir örnek veriyorum. O şekilde davranın değil. Ama sevgiyle yaklaşın birbirinize... Yok kavga, gürültü, yüz çevirmeler. O, on adamı, bu an adamı. Geçen gün Yusuf Kenan çok güzel bir şey söyledi. Eskiden taraftarlık vardı takıma, partiye, sanatçıya, ona buna. Artık insana taraftarlık var. Hakikaten çok doğru bir şey. Ama siyasi kimde yıllardır böyle. ...ama orada taraftarlık yapmaya başladı Fenerbahçe. Taraftar hiç böyle değildi. Galatasaray'da bak. O kadar zamanı 26 yılda iki başkan değişiyor Fenerbahçe'de o değişmiş. Ama mesela orada da bir yerden Timur gel geliyor bence. Evet, tamam, tamam Timura geliyor. Tamam, ama... tamam, tamam. O önemli değil. Benim de söylemek istediğim o değil. Nasıl ki 26 yılın içinde 12 tane başkan değişmiş Galatasaray'da. 13 de olur, 15 de olur mesela. Evet. Olurdu da. Bir Burak başkanın dışında herkes şampiyonluk yaşamış, bir kupa almış. Önemli olan bu. 26 yılda. Hani istikrar başarıyı getirir deniyordu. İstikrar hiç başarıyı getirmiyormuş. 10 yıldır kupa yok. 16 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne gitmek yok. Ya bu acı bir durum ya. de bir dakika. Orada da bitirmeyeceğim ben işi. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bak Bankalar Birliği'ne borcu 3 milyar 550 milyon lira. Bir e de ödenmiyor. Onun yanında yine yükselecek. O biraz daha yükselecek. faizi binecek. Ya e onun dışında Fenerbahçe'nin hiç bu bir e, e şemsiyesinin altındaki şirketlerde, branşlarda gelir elde eden bir kurum yok. Hepsi batık bir tek Fenerium kazanıyor. Ya durum bir şey de düzenlemiş ya. Yani. diğer anlaşmada para kazanma şansın ki. Tamam sen sürekli sponsor, sponsor olabilir. Sponsorluklar Doğru. sadece bireysel olarak kendini Neden? Bayan basketbol, voleybol. Onda bunda sponsorluklar var. Bir tanesi de Saadettin Sarı'nın yönetimine girecek isimlerden biri. Öbürü de başka bir dışarıdaki arkadaş yönetici de değil. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 20 tane yönetici var. Sen bir tanesi sponsor mu Ali Koç'un dışında? Dışarıdan Fenerbahçe'ye bir gün gelir de aday olurum, yönetime girerim diyen insanlar sponsorluk yapıyor. Veriyorlar. Geçen günde Eurolik şampiyonundan dolayı bir küsur milyon lira. Bir e, e, do, e, milyon dolar mı? 1 milyon e, Bayağı bir 1 milyon dolar aradı ya da bir milyon mu bilmiyorum. Bir prim dağıtılmış mesela. İnsanlardan bunlar için istemiş faturaları da kesilmiş mesela. Yani bu e, aydın yani dışarıdaki insanlar yardım ediyor. Ama Fenerbahçe'deki asıl var olan yöneticilerin, Düştüğü durumları görüyorsun. İyi düşün. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yöneticilerinden hiçbir tanesinin Fenerbahçe Spor Kulübü'ne ya yani normal standart dışarıdan gelip çalışan maaşlı elemanın dışında hiçbir faydası görmedi. Bir tanesini gördük mü? Yani basketbol şubesi ya Fenerbahçe basketbol şubesinde voleybol şubesinin başında durmak çok aman aman bir şey gerektirmiyor. Ya Kemal Danavaş'ı tebrik ederiz. Onu Ondan öncesinde az Yıldırım'ın kurduğu sistemi tebrik ederiz. Ondan sonra Semih ile devam eden bir basketbol şeriflerini tebrik ederiz. Obradoviç süreçini tebrik ederiz. Antrenörleri tebrik ederiz ama oraya çok ciddi bir yatırım var. 25 ile 40 milyon euro arasında bir yatırım var. Sen şunu diyorsun sadece Ali Koç'un taşının altına koyuyor. Evet abi. Diğer yöneticiler nerede? Nerede koyamaz. Şimdi ona göre yönetim kurulu koymadın. Kurmadı Sayın Ali Koç. Şimdi bunlarla birlikte pencereden baktığında ya koca bir altı sezon bomboş geçmiş gibi. Sportif bak ama diğer branşlarda, amatör branşlardaki başarı az yıldırım döneminden beri var zaten. Bunun altyapısı yapılı, temelleri oturuldu. Oraya artık sen sponsorlar buldun mu? Açıktan para bulduğun zaman bir de devletten gelen e, vergi şeyini düştüğün zaman oraya yatırım yapabiliyorsun. Oranın zaten profesyoneller, işi bilen insanlar. Yüzmesinden basketbolu zararda. Orası zararda, burası zararda. Bir tek velaryum. Yani bunları yayabilirdin, bunları farklılaştırabilirdin, şekilleştirebilirdin, şirketleştirebilirdin. Yani bunların hepsi yapılabilirdi zamanında. Yapılmada da değil. 1907 derneği Fenerbahçe basketbolunu biliyorsun o zamanlar sponsorluğunu yaptı. 3 küsür yaşında Dursun Özbek kardeşin dünya kadar hakarete uğradı herkes tarafından. Herkes tarafından. Ama camiası gık demiyor farkında mısın? Öyle zikzaklar çizdi, yalanlar söyledi, hilafi katlar yaptı. Ne? kurum çıkarları önemlidir. Adam anlayışı. Ne? ne? da benim kurumum kazanıyor mu kazanıyor kardeşim dedi. Bana ne? Doğru. Ben öleceğim gideceğim. Kuruma bir tane şampiyonluk kalacak. Benim o zaman çizdiğim zikzakların, söylediğim hilafi hakikat yaptığım şeylerin hiçbirini kimse hatırlamayacak. Hatırlamayacak ki. Ali Koç'un açıklamasından radar almak istiyorum. Ne dedi? Camiamıza, Fenerbahçe'mize göz göre göre saldırılar yapılıyor. Bu saldırılarda suskun kalanlar, mücadele destek olmak yerine dışarıdan bakanlar, bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın diyenler, hatta ve hatta mücadelemiz için attığımız adımları itibarsızlaştırmaya çalışanlara da şunu söylemek istiyorum. Fenerbahçe tüm isimlerden, kişilerden öndedir. Benim anladığım Aziz Yıldırım'ı burada işaret ediyor. Hafta arasında ya da işte son çıktığı programda Saadettin Saran dedi ki şampiyonluğun gitmesi vesaire meselesinde Ankara ile ilişkiler kötü gibi bir ifade kullandı ve Fenerbahçe'nin içindekiler yönetimin Ankara'daki ilişkilerini bozdu. Biz bunu da düzeltiriz gibi bir ifadesi var. Ne oluyor abi? Herkes bir Ankara'yı kullanıyor değil mi? Ya yani bir, bir enteresanlık var. Ya, yani, ya, yıldırım Bizim bizim zayıflattı diyor. Ali Koç da diyor ki bizim mücadelemizi zayıflattı. Ben Fenerbahçe, Fenerbahçe, spor kulübü kardeşim. Ben yani ne söylüyorum? Siyasi parti bir spor kulübü mü? Spor kulübü. Heh. Bir partiye bağımlı olur mu? Üst kimlik değil mi? Biz kimlik? O zaman niye yani? Ama yani siyasi dinaziden sen, Mesut Yılmaz'ın orada biliyoruz abi. Süleyman Demirel'lerden, Metin Aşık'ın o zamanlarda Turgut Özal'larla arası iyiydi, kötü mü oluyordu yani? Ne oluyordu anlamadım ben. Çünkü günün sonunda ne dediniz belli değil yani. Ne şiş yansın, niye kebap ben kebap ne diyorsam o kabul görsün. Olur mu? Ya Fenerbahçe Spor Kulübü her zaman temsil noktasında sadece o gün temsil edersin bir futbol takım vardır. Branşları vardır onlarla ilgili çabalarsın. Ama ya da öyle ya da böyle sevmediğin bir insan bile otursa e, lider olarak orada onunla da biletçini bozmaz. Hele eyvallah da divan başkanı. Tamam zaten onun konuşuyor. günlerde ayrıldı. Şimdi şuraya geleceğim. Saadettin sen Allah senin çok dikkatimi çekti. E niye? Çünkü Ali Koç'a diyor ki Sayın Başkan sen beceremedin onu. Sayın Başkan sen... Ya da, bir... ya da şunu mu söylüyor? Senin aranı bak orayla Cumhurbaşkanı ile aranı bozan Aziz Yıldırım'dır. Değil. Tam <laughs> yanlış okudum. Ben biraz öyle ben okudum. okudum. Saha ikisi işte okuyamıyor Fenerbahçe. Son zamanlardaki Ali Koç Sayın Başkan hiç okuyamıyor. Ya bildiğin Saadettin Saran kendi konuşmasında sürekli mesajlar gönderdi. Ben onunla çalışmam dedi. Çalışamam dedi ama kavga etmek için falan değil. Çünkü biliyor huyunu. Oradan diyor ki seninle çalışılmaz diyor. Dönüyor diyor ki Ankara ilişkileri falan diyor. Ankara'yı biz düzelteceğiz. Ankara'nın iletişimimizi düzelteceğiz diyor. Hikaye Ankara ile ilişkiyi sen bozdun demeye getiriyor. Ali Koç'a e, salvo yapıyor. Sen farkında değil misin bunlar? Değil değil. İnce ince mesaj veriyor. Ya sen beni abel abel yaparsan ben de sözlerinde sana ince ince atıştırmalar yaparım diyor. Açık ne? Sahayı çözmek böyle olur. Canım benim. Güzelim benim. Cin gözüm ne? benim. Abi. Sen bakma. Bu tiyatrolara bakma. Ya millet. Arsayla, araziyle, şampiyonlukla sonrasında ne yapacağız? Hangi kupayı alacağız? Ben başkan adayım. Yönetimimi belirliyorum şunu yapacağım bunu yapacağım bunlarla mücadele ederken Fenerbahçe camiası içinde küskünden birbirine hala daha da çok girmiş durumda. Kimse kimsenin iyiliğini istemiyor. Fenerbahçe medyası bile öyle be. Fenerbahçe medyası içindeki insanlar bile haberleri veren insanların adını anmaktan bile zor görüyor kendilerine. Özgüven meselesidir. Yapanda Yapan da ya, bizim de güvenin. Ya neyse abi. Yani ne diyeyim? Mesela ne diyeyim? Hani, camia nasıl birleşip? Konu geliyor bana. O Fenerbahçe kulübünün, Fenerbahçe'nin başkanı, yöneticisi, eski Fenerbahçe eski yöneticisi, yöneticisi, yöneticisi. eski Hı. taraftarı, eski gazetecisi, osu busu. Bak Metin Aziz Yıldırım'ın yanında hala gidiyor. Gördün mü? Meslekte yapmıyor. Ama her yanında. Şimdi sen diyorsun ki Saadetli Saran, Ali Koç'u oynuyor diyorsun. Tabii. Çakıyor, bak aday adayı yaptın sen beni diyor, beni patates ettin, ben rezil ettin, ben de sana duyuyunce ince çakıyorum. Ya ama onu diyor Ama abi bak orada da eğer böyle düşünüyorsa Saadettin saran ifadelerinden son ifadelerinden yola çıkarak kamu o zaman çıkacak diyecek ki. Aday ol. Ali Koç bana dedi ki, Ali Koç bana dedi ki ...Saadettin bey aday olabilirsin. Ben kesinlikle aday değilim dedi bana dersin. Ama öyle demiyor ki. Ali Koç'un o gün onun ne söyledi? Onu söylüyor, aynı şeyleri söylüyor. Bu durumda sen Ali Koç'a niye böyle bir çıkış yapmak kendine bulursun. Yıllar önce. Bulursun ki. Yıllar önce Davut dişti başkan adayı olmuştu. Dair Karan mı demişti? 23 Nisan hani çocuklar açılır ya çocuklar baştacımız 23 Nisan başkanı gibi oturursun filan gibilerinden bir laflar edilmişti o zaman İkisi arasında böyle bir şey geçmişti. Bildiğin Saadettin Saranı bu süreçte 23 Nisan Başkan adayı gibi yaptılar, aday adayı gibi yaptılar ve bunu bunu bak yediremiyor kendine, ben biliyorum. O zaman peki çünkü o zaman peki, hesap, peki şöyle an, yapamaz mı? içinde e, bazı bu e, çok büyük araştırma şirketleriyle gidip görüşmeler yapıyorlar, oralardaki hesapla kitapla göz göze geldiklerinde zaten korku ve endişe e, oluşuyor. Döndürülebilir mi? Döndürülemez mi? Bazı yöneticiler adaylarının içindekiler döndürülebilir raporu veriyor Saadettin sana, bir kısmı da ya bu işin yükün altına girmek çok zor durumundalar ama projeler var. Az Yıldırım zamanından kalmış 500 bin metrekare arazi var. O araziler farklı kullanım. Kenan Evren arazisi var. Farklı kullanılabilir. Bir sürü argüman var. Ama bunları yapabilmek için de Fenerbahçe Spor Kulübü'nün birlik ve beraberlik içinde olması lazım. Ama bu birliği beraberliği ne Az Yıldırım ne Ali Koç ne Saadettin'e zarar sağlayabilecek. Saadettin saran Az Yıldırım'la kavgalı. Az Yıldırım Saadettin zararını sevmiyor. Az Yıldırım Ali Koç'la kavgalı. Ali Koç Az Yıldırım'ı sevmiyor. Hasta yatağındayken Az Yıldırım'a laf yaptı. Hasta olmasaydım ben sana neler diyecektim dedi. Az Yıldırım ona neler dedi. Finan falan. Ne anlatıyoruz. O zaman zaten... şunu diyemez miydi? Kardeşim ben bu saatten sonra Aziz Ali Koç aday olsa da olmasa da benim için fark etmiyor. Bitti. O zaman desin. Bu kadar kardeşim. Ha buradan çağrı yapalım. Babacığım Fenerbahçe Spor Kulübü'ne hizmet değil mi? iş? Siz Ali Koç'a az yıldırma mı hizmet ediyorsunuz? Fenerbahçe taraftarına Fenerbahçe Spor Kulübü sevdalı olduğunu, çocukluk aşkı olduğunu iddia ettiğiniz yere aday değil misiniz? Çıkın adayı mı deyin ya? İcaz ettim mi lazım? Yani siz Ali Bey'e aday olursanız ben olmam sözü verdiğinizde geri adım atarsanız Fenerbahçe'liliğinizden bir şey mi kaybedeceksiniz? Aday olursanız ne kaybedeceksiniz? Bırak 30 bin 40 bin kişi gelsin çoklu aday olsun demesi ha, yakaladım şimdi. Ali Bey son bu divan başkanı seçimliğinden seçimlerinde ne dedi? Gördünüz değil mi dedi? Üç tane aday var divan başkanı adaylığında ne kadar güzel geçti dedi. Birbirlerini övdüler değil mi? Başkanlar evet. şey, 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 şey oldu. iki adayı da e, başta baş tacı etti değil mi? Peki Ali Koç Sayın Başkan niye dedi orada kalabalık kongre istiyor ki herkes girsin aday olsun. Herkesi <laughs> orada sandığa gömeyim diyor. Ama bu reste rest gelir. Az Yıldırım'dan da rest gelir. Saadettin Saran'dan da rest gelir. Bak burada iki hafta önceki yayınımızda sana söyledim. Üçü de aday dedim. Hatırlıyor musun? Doğru. Dördüncü bir aday da çıkabilir. Bak söylüyorum. Beşinci aday da çıkmalı. Sayın Ali Koç'un istediği gibi. Değil mi? Bu kadar başarısızlığın üstüne aday sıralaması çok olması lazım. 500 imza bir şey değil. Hemen gelsinler ben şerefsizim toplarım 500 imza hepsi adına. Anladın mı? Çıksınlar aday olsunlar. Fenerbahçe Spor Kulübü'nü yönetmek için adaylar. 15 milyar 16 milyar borç borç değil Fenerbahçe için. Hemen döndürülür. Bak, 2018 yılında Sayın Ali Koç'un burada yaşıyoruz herkes, herkes de biliyor. Mali durumu çok kötüydü kardeşim. Bak ilk defa açıklıyorum Aziz Yıldırım'ı. 2018 yılında. Arazilerini satıyordu. Çok önemli yerlerini satıyordu. Elden çıkartıyordu. Çok yüzlü rakamlara işi döndürebilmek için. Kendi işlerine, ailesine karşı mahcubiyet yaşamasın diye. Dünya kadar mücadele verdi az Yıldırım o dönem. Ama Fenerbahçe için harcadıklarını da geri almadı. Sayın Ali Koç da almayacağını söylüyor değil mi? bugüne kadar verdiği sonra ne kadar biliyor musun Sayın Aziz Yıldırım resmi rakam resmi rakam yani sponsorlukları hariç verdiği para 80 milyon dolar 50 milyon dolar ilk geldiğinde 30 milyon dolar da kasa kolaylığı kazandırmak için verdiği 80 milyon dolar 200-250 milyon dolar değil sponsorlukları her gereği, herkes getirmesi gereken bir olgudur bu net o koltuğa oturuyorsan o koltukta varsan A kişisi B kişisi C kişisi demeden oraya sponsorluklar bulmak zorundasın Timur 3-4 dijitale çıktı Evet. Ve orada diyor ki şöyle bir iddia var ya, ya biz şu kadar yıldır şampiyon oldum. yani belki haksızlık yapıldı belki de sen haksızlık yapmana rağmen olamadın. Arkasına bir de mesela Metin Öztürk var. Biz sonuna kadar hem masada hem sahada gereken ne varsa hepsini yapacağız. Ya artık bence çok fazla hakem konuşmaya gerek yok. Galatasaray'ın hakkını bu kötü kalplilere yedirmeyeceğiz. Eminim ki hakem kardeşlerimiz de elinden geleni yapıyor. Ne kaybediyorlar? Kişiliklerin dışında, eleştirilmenin dışında ne kaybediyorlar ki? Camiaları daha çok bağırlarına basıyor. Bir de o tarafından bak. Ya bir dedikleri bir dediklerini tutmadı. Yani ya Acar gel bu doğu çelişki, çelişki dünya kadar çelişkileri var. Sezon başından geçen sezondan offside mısıdan bu ligi bitirtirmeyizden buralara gelindi. En kötü futbol federasyonu dedi ya. Sayın Dursun Özbek de. Doğru. Dur. Dur şurada. Türkiye'nin dedi Türkiye'nin ee, gelmiş geçmiş en basiresiz kötü futbol federasyonu dedi. Herhalde istifa etmediler de sonra geldi. Yani şunu mu söylüyorsunuz? Tarihinin bak Galatasaray'da 100 puanın üzerinde puan toplayacak bu sezon sonunda ve ona rağmen Galatasaray tarihin en kötü yönetimi dedi Türkiye Futbol Federasyonu'na. Doğru. Ama buna rağmen şimdi ne var? Hiç. Herkes kol kola girmiş federasyon. Mehmet Büyükekşi Sayın Başkan da gitmiyor zaten. Büyükekşi Ad olursa Galatasaray'ı destekliyor mu? Ne? Büyükekşi aday olursa Galatasaray'ı destekliyor mu yoksa? Desteklemez olur mu ya? Dursun Özbey o destekleyecek. O da oynatacak. O da gidecek Sayın başkanım... ne anlatıyorsun? <laughs> yani Allah aşkına yani adam cihazın dünya kadar şeyini çıkarttık. Kimse üzerine gelmedi. Hiç kimse de durmadı. Kunduracı'ya gitti. Çağırdı yanına konuştu. Operasyonlar ve onlar bunlar. Abisi haberi. Abisi hasta Fenerbahçe'nin aleyhine verilen fener, penaltılar. Onlar bunlar hiç konuşulmadı. Hiç ortalıkta. Ya Fenerbahçe'nin başkanı yok oldu ya. Ortalıktan Sivas maçından sonra evet. ne ya. E sen bu kadar yabancı var propaganda evet. yapar öyle diyecekler sen istediğini diyecekler. Bitti seni böyle çıkıyorlar köşeye. Ama adamlar ne kaybediyor ne kazanıyor ona bak. Yani rakibin ne kazanıyor ne kaybediyor şampiyonluk kazanıyor. Avrupa'dan elenmiş dünya kadar bu yatırımına rağmen e, hikayeden birlikte şampiyon olmak. Ligde Beşiktaş yok Trabzon yok o yok bu yokken Eee şampiyonluk sadece ama ne var? Araziler alınmış, hepsinin topuzu çıkmış, Ada alınmış. E mis gibi. E, ne, var abi bunda? Adam yapmış mı yapmış. Ne yemiş? E, Dursun Özbek sürekli geri vites yapıyormuş. Sürekli fikrini değiştiriyormuş. Bir gün istifa, bir gün istifa değil diyormuş filan falan. Balan. Ya bak bir tane yöneticiyle konuştum. Sana söyleyeyim. Çok acı. Söyle abi. E, ne yöneticisin Söylemem onun. Bir başkan, bir başkan, bir başkan, bir kulüp başkanı. kulüp başkanı. Yok ne bileyim hani. Hani ondan sonra yönetici yani, oluruz. Fark çıktı. İşte Hakemi ben dövmedim, takımı sağdan ben çekmedim, sahaya ben girmedim. Riyad'da suçum yok, Urfa'da yok. Beni eleştirenlerin %65'i troll, bot hesaplar. Bunları nasıl buluyorlar? Mehmet büyük ekşini söylediklerini söylüyorsunuz. Buradan nereye geliyor iş? Bot hesap, Norveçliler. Öbür taraftan şeyin e, Sayın Mehmet büyük ekşin dedi bot hesaplar falan falan. Bir de futbola değer katmak için buradayım diyor. Çok ısrar ederseniz aday olurum bak. Rest çekiyor bir de Sayın Mehmet Büyükekşi. Ne diyorsunuz diyor. İmza bile toplayamadınız. Hayır. ...imza toplandı. Salı günü... ...140 tane imza... ...bu belki de yayına girmiş olacak mı o gün? Girecek. Pazartesi girecek. Pazartesi. 140 tane imza hazır. Salı günü çat diye konacak. Şimdi evraklar fedakara gidiyor. De, i̇mzalar gidiyor. Tabii, seçme tabii, er erken 80, 80 diyorlardı. 140 tane imza toplamış. Kardeşim. Kulüp başkanı ne diyor? He? Kulüp, şey Kulüp başkanı diyor. da diyor ki... ...Salı günü itiraz süreci var. Bizi o gün vereceğiz. imzalarımız 140 tane imzaya gelecek o güne kadar diyor ondan sonra tabii insanlar da korkuyor panikli bir önünü görmek istiyor düşme tehdidi yaşayan var ondan sonra dünya kadar tehdit edilenler var ondan sonra ekstradan paye verilip maddi manevi destek oluruz denilen kulüp başkanları alt liglerde şunlar da bunlar da imza verecekler de yani e, yapılıyor. Ama bir taraftan da şöyle bir korku var. Bu imzalar kabul değil deyip imzaları da geri gönderiyorlar. Öbür tarafla konuşup kulüple görüşüp imza veren kulüplerle görüşüp hmm. imzanızı geri çekin diyorlar. Onlar da çekiyor ama bu imza kabul değil diye çekiyorlar filan. Yine bir kiyatrolar orada dönüyor. O da düşünce olarak da bir başkan şöyle diyor. Yani bu imzaların toplanırsa kaçacak geri kalmayacak. Şampiyon olunca insanlar ya da düşme potasından kurtulmayacak. Kimse uğraşmayacak bu işlerde. Ben de sıyrılır giderim diyor Mehmet Büyük Ekşi. Hmm. Hani diyor. Gündem hayatlar Belki o gündem rahatsız. rahatsız giderim. Seçim sürecinde zaten masadan kalktım. merkezi kovdum. ve evet. Orada başarı gelirse. E, bir de başarı gelirse Almanya'da tekrar aday olurum seçilirim. Yani ha. şey mi diyorsun? Daha bu derenin altından çok su akacak. Doğru mu? Evet. Sürprizlere hazır mı olalım diyorsun? Aslında yani valla bu, 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 bu bir savaş var. Bu savaşın da önderliğini de yapanlar belli isimler. Üç imza mı üç imza değil. O başkanın ben sana söylediklerinden söyleyeyim de. Söyle abi. Ee, çok ciddi yalan konuşuyor diyor. Benim sözüm değil bu söyleyeyim. Ee, bu aralar herkes birbirine çok yalan konuşuyor diyor da. Başına, başından sonuna kadar hem imza süreci hem bizimle yaşadığı riyat onlar bunlarla ilgili bir sürü yalan söyledi diyor. Ee, iç, utanma içgüdüsü iç şeyine utanma şeyini yitirmiş diyor. Adem diyor üç kulüp diyor söylüyor diyor ama 3 kulüp değil 140 kulüp diyor salı günü görüşeceğiz diyor Elmiyaman Yaman Bey mi yaman? diyor Peki. Bey mi yaman, bey mi yaman? El mi yaman, Bey El Bey mi? Yani şimdi gelelim şeye abi Şimdi Sayın Fenerbahçe Başkanı'nı ben bayağı eleştiririm Çok da gidiyor eleştirmek e Onların çok şeyleri var zaten Pof bohlayıcıları yöneticisi var Gazetecisi var trolü var ama sen şimdi bilerek mi yani O zaman da ben bilerek eleştiriyorsun Olmayan bir şey yapmıyoruz yani Olanı söylüyorum Mehmet Büyük. Yani o lafın oraya gider de o yüzden söylüyorum. O eleştiriyoruz. Bulduğumuz bilgi, belgeler doğrulusunu yapıyoruz. Bak mesela Fenerbahçe Spor Kulübü'nü bu sene başından itibaren Murat Ülker de statüsim hakkını geri çekiyor. Tamam mı? Çin başkanı olursa olsun. Oraya yeni bir statüsim hakkı kazandırılabilir. 150 milyon dolar. 10 yıllık bir anlaşmayla. Murat Ülker de verir. Feriş Şahenk de verir. Mehmet Ali Aydınlar da verir. Herkes oraya o parayı verir. Statüsim hakkını. Peki bak. Bu bir. Yani bu ne demek oluyor? Birinci yıl 15 milyon dolar. Fenerbahçe Spor Kulübü Ali Koç bir şey yapmadı diyoruz yani. Ya e bazen ben çok e, ağır gidiyorum. Ama bir tane iki stadın içinde 500 tanelik bir koltuk yaptırılmıştı geçen dönemde. 500 vip. Şimdi tam karşısında maraton tribünü olduğu yere de tam orta göbe 500 tane daha vip yapıyorlar. Buradan gelecek rakam 7 milyon dolar. Sen hesaplıyor musun? Etti 22 milyon dolar. Bak yıllık daha başlıyoruz 22 milyon dolar. Yani bunlar da yapılıyor. 500 büyük büyük de yapıldığı zaman hem arkasında restoranı var. Evet. hani işte iyice. Iyi. Yeni, yeni, bir tasarım. daha daha lüks. Daha lüks. Tabii bir şeye gidiyor işte. Taraf türbünden türbündeki taraftarlar yok olmaya başlıyor. 2 milyon euro etti mi? 25 milyon euro kombinelerden geliyor. 50 diyelim kabul 40 Yok oldu. 3 milyon euro çok büyük para. Doğru söylüyorsun. 47. Doğru söylüyorsun. Ondan sonra 12 milyon euro yakın 12-14 arası da şey 12. 60'de. 60 milyon euro. Tamam mı? Ee, şey, <laughs> Forma göğüs reklamlarından minimum 7 milyon. 66. 9 milyon dolar konferans liginden geldi. 75. Böyle böyle ıvır zıvır sport oto şeyden gelen para, iddiadan bahisten gelen para, oyuncu satışı, şu su bu su, sağ içi reklamlar, şunlar bunlar. Fenerbahçe yine eskisi gibi döndürülebilir bir rakama ulaşmak üzere. 100 milyon dolar gibi. Biz İlhan Ekşioğlu'yla yıllar önce bunun hesabını, kitabını yaptığımızda 2014-2013'lerde 116 milyon dolar yıllık geliri vardı. Parça parça topladığında yani oyuncu satışı ha Tamam şimdi Ali Koç'un eli rahatlayacak. Şimdi eli herkesin rahatlayacak. Yani öyle Fenerbahçe'nin söylendiği gibi Sayın Ali Koç'un etrafı yaydığı enerjik bir 12-15 milyar borç var işte. Bunu döndüremez benden başka kimse ya da ben döndüremiyorum demek... Benden başkası döndüremez demek. Burada haklı olduğu bir nokta var. Stats isim gelirinden sponsoruna gelen hiçbir parayı da kullanamadık. Gazetecilerin o dönemde e, Ava 10 yıl tamam, bir anlaşmalar daha gelir gelmez TL'ye dönüldü. TL'ye dönüldükten sonra da biliyorsun sadece oyuncu ödemeleriyle ilgili sonra Doğru. da Orkalar Birliği anlaşması yapıldı bilmem ne. Öncelikli olarak Fenerbahçe'ye gelecek başkan ve başkan adaylarını ilk önce bu bankalar birliğinden... Galatasaray'ın yaptığı gibi hızlıca kurtulması lazım. Ve kaynak kaynaklar artıyor diyorsun özetle. Tabii. Bu önemli detay. Şimdi mesela Sayın Saadettin Saran ve yönetimi aday olmayacakmış gibi duruyorlar. Ama adaymış gibi de çalışıyorlar. Konte ile ilgili görüşmeler yapılıyor. Mesela 11-12 milyon euro civarında bedel isteyen teknik adamlar var. Ha. Bu bu rakamlarla ilgili değil. çalışmalar sunuyor. Ama bunlar az bir rakamlar değil. Tabii anlaşma da yapamıyorsun. Söz de veremiyorsun. 10-11 milyon, 12 milyon, 15 milyon euro arasında... Ee, rakamlar konuşuluyor bu teknik adamlarda. Sayın Ali Koç da görüşüyor. Hatta yine Portekiz tarafında görüştü. Mourinho ile görüştü. Onunla bununla görüştüğünü biliyoruz. Anlatabildim değişik. Yani eskiden olduğu gibi hep böyle işte A plus hoca, A plus iki tane tek bir oyuncu deyince e, taraftar yine ya bu sefer olur yine bir, bir destekleyelim diyebilir. Haftaya Radare. Bekliyoruz.